Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birkaç haftalık dersimizde Hazreti Mehdi ile alakalı konular yer aldığı için İmra-i Saliha'ya yazılan itikat mektubundan okuyan yalan Kur'an'ın beyanına, ayet-i hadise muhalif olanlara saygımız yok. Ama ayet-i hadise uyan ilimler hepsi efendim incelenecek, çalışılacak, üzerinde fikir yürütülecek konular sayılır. Ama şerefi neye göredir? Şerefi malumuna tabidir. Yani o ilim ne bildiriyor? Ve bildirdiği şey ne kadar yarar getiriyor? Ne kadar zarardan kurtarıyor? Buna bakılacak. Doktorluk çok faydalı bir ilimdir. Hele ki insanlara faydalı olmak, adamın acısını dindirmek, efendim işte ameliyat etmek, dahili, harici, her türden tıp çok faydalı ilimdir. Ama dünyanın ağrısı ne kadar sürer? Birkaç gün, birkaç sene. Efendim, dünyanın rahatlığı ne kadar sürer? Adama efendim bir fayda temin etti şey, bir doktor, Mevla sebep etti. O fayda da yine nedir? Sınırlıdır. Köprüyü sağlam yapmak önemli, değil mi? Efendim, mimarlık önemli. Daha ne kadar bilim dalları var? Bunların hepsine Allah-u Teala'nın ilimleridir. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا Allah Adem Aleyhisselam'a bütün bu ilimleri, isimleri öğretmiştir. Peygamberlere sanatları öğretmiştir. Bunların hiçbirini hakir göremeyiz. Velakin ilmin konusu nedir? Ve faydası, zararı ebedi midir? Sınırlı mıdır? Buna bakacağız. Şimdi itikat ilmi, ilmi kelam, yani inanç meseleleri. Allah'ımıza inanıyoruz, İslam'a inanıyoruz. Neye inanıyoruz? Nasıl inanıyoruz? Biz bu mektupta bunu işliyoruz. Bundan sonraki bazı mektuplarda belki aylarca da sürebilir. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri itikatta müçtehit olduğu için akaidle ilgili çok mektupları var. Önce bunları konuşalım dedik. Niye? İman düzgün olmadan amel salih olmaz. Temel çürük olursa, binayı ne kadar muhkem yapsan, gösterişli yapsan, en ufak bir sarsıntıda, sallantıda devrilir gider. Evvela iman. İmanda mazeret yok. İtikatta, efendim, şunu doğru bilemedim diye insan mazur olmaz, mesul olur. Amelde müsamaha var, tevbe kapısı açıktır, istiğfar eder, telafi eder, kaza eder. Ama itikatta bu paylar yok. Neden? Tamam, ölmeden evvel pay var. İnsan ölmeden evvel itikadını tahsih eder. Ehl-i sünnet alimlerin görüşlerine göre sağlanmasını yapar da düzeltirse, bir yanlışını doğrultursa bu telafisi var. Ama o yanlış itikad ile ölürse cehenneme girmekten kurtulamaz. Yani ehl-i sünnet dışındaki İslami fırkalardaysa, İslam dairesinden çıkarsa hiç cehennemden çıkamaz. İslam dairesinde kalırsa da, ehl-i sünnet dairesinin dışına çıkarsa mutlaka cehenneme uğramak garantisi var. Ne kötü bir garanti yani. Küllün finnâr. Ehl-i sünnetin dışındakiler hepsi ateştedir diyor. Ehl-i sünnetin dışına çıkmak için de efendim dilekçe, pul, mühür vermek lazım değil. Kuyruğa girmek lazım değil. Ben ehl-i sünnetten çıkmak istiyorum diye. Ya nedir? İşte ehl-i sünnetin kıstasları var, ölçüleri var. Bunlardan birine uymayan adam, yanlış bilen adam mazur da sayılmaz. Niye? İlim sebepleri çoğalmıştır. İnsan bugün istediği ilme, istediği bilgiye, istediği şekilde bir tuşla ulaşıyor. Batıla da ulaşıyor, hakka da ulaşıyor. Bunun seçimini yapmak zorundadır. Çünkü ebedi ahiret meselesi var.
sonsuz hayat meselesi var. Bu ilmin konusu, işlediği konu bizzat Allah-u Teala'nın zatıdır, isimleridir, sıfatlarıdır. Bak neden bahsediyoruz? Onun için Efendi Hazretleri kitapları tasnif ederken mesela kitaplar üst üste konma sırası vardır. En yukarı hangi kitap konur mesela bizim Arapça kitaplar? Sizin kitaplar fark etmez. Romanlar, bilmem neler, hangisini çevirirsen çevir. İster o üste gelsin, ister o alta gelsin. Sizin okuduğunuz çoğu kitabın böyle bir tasnif değeri yok. Ama bizim kitaplarda bir tasnif var yani. Hangisini üste koyacağız, hangisini alta koyacağız? Değil mi? En üstte hangi kitaplar konur? Kur'an ve Kur'an ilimlerine ne deniyor? Tefsir. Bunlar en üste konuyor kitap sırasında. Onun bir altına ne konuyor? Hadis-i şerifler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarıdır. Ayetlerden alınmadır. Tefsir mahiyetindedir. Yani Kur'an'ın izahı sayılır. Dinin teşrihi sayılır. Ondan sonra sırada ne geliyor? Fıkıh. Fıkıh işte helal, haram, caiz, caiz değil. Bunlar. Ya bunlar da ayetten, hadisten çıkarılan ilimlerdir. Velakin mektubat kitabı olduğu zaman Efendi Hazretleri ne derdi? Mektubatı fıkıhtan yukarı koyun. Yani fıkhın üstüne koyun. Niye fıkhın üstüne koyun? Çünkü Allah-u Teala'nın zatından, isimlerinden, sıfatlarından, itikattan bahsediyor. Onun için konu fıkıhtan, furuattan daha üstün bir konudur. Buyuruyordu. Böyle yaptırıyordu. Onun için madem bir mektup, bir kitap, bir konu, bir ilim, bir ders bizzat Allah'tan bahsediyor Celle Şanuhu, Celle Celaluhu. Rabbimizin kendi zatından, sıfatından, isminden, fiilinden bahsediyor. Ondan büyük konu olamaz. Niçin? İşlediğin konu Allah Celle Celaluhu. Allah'tan büyük yoksa onun işlendiği ilimden daha büyük ilim yok. O ki itikat meselesidir. Sonsuz hayatta lazımdır. Sonsuz hayatın kurtarılması buna bağlıdır. O zaman bundan faydalı bir ilim yok. Bundan karlı bir ilim, bundan önemli bir ilim de yok. Şu anda mesela insan efendim ilimler arasında muhayyer kalsa hangi ilmi tercih etmelidir? Evvela itikadına yönelik ilmi tercih etmelidir. Çünkü buradan efendim binanın temeliyle alakalı bir çürüklük varsa bunun ıslahı, taslihi önem arz ediyor. Öbür türlü neye benzer? Alttan efendim bir sarsıntıyla 5 şiddetinde, 6 şiddetinde yıkılacak, devrilecek bir temel var iken yukarıdaki direği süslemek, kartonpiyer yapmaya benzer. Yani fıkıh da o zaman kartonpiyere benzer o zaman, ona nispetle. Temelde bozukluk varsa fıkıhtaki bir caizdiri, değildiri anlamak bile neye benzer? Aynı yukarıdaki tezyinat, süsleme. Halbuki alt zemin kayıyor. Onun için biz itikada, Ehl-i Sünnet inancına önem atfediyoruz, arz ediyoruz. Sizlerle de bu hususta dertleşiyoruz. Efendim, birçok insanlar da radyolardan, internetlerden bu dersleri paylaşıyoruz. Ve böylece inşallah Rabbimiz imanımıza karşı titiz tutumumuzu görür de bizim imanımıza, itikadımıza değer verdiğimizi zaten biz öyle verirsek o görüyor zaten. Müşahede buyurur da bize bu imanımızı bağışlar. Ta ki biz ahirete ehli sünnet dışı bir inanç üzere çıkmayız inşallah. Ehli sünnet dışı fırkaların batıl inançlarından bir zerre bize bulaşmadan, bir kırıntı bile bize sıçramadan Allah'ım bu ateş içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ı koruduğu gibi bizim de inancımızı, imanımızı korumaya kadirdir. Ama bu iş içinde biraz merak lazım, biraz vakit vermek lazım, biraz değer vermek lazımdır insan. Arabasına, telefonuna, efendim giydiğine, çıkardığına, verdiği değeri itikadına vermezse Mevla da bakar ki bu adam anadan atadan kalma miras yedi kabilinden, hemen ben de Müslümanım diyerek, ehl-i sünnetim geçinerek böyle kendini oyalıyor. Hiç bu işe önem vermiyor diye görürse bu iyi olmaz. İyi bir not olmaz hakkımızda. Son nefeslere kadar korumak zor olur bu imanı. Çünkü ters rüzgarlar esiyor. Her bir taraftan muhalif rüzgarlar esiyor. Bu rüzgarlar kimini kaptırıyor, alıyor yani. Herkesin bir direniş gücü var, dayanış gücü var. İşte o ilme tabidir. Yani bildiği kadar, inandığı kadar, şuurlu olduğu kadar o rüzgarlara direnebilir.
Ama kendi boşluktaysa, boştaysa, en ufak bir rüzgarla tökezleniyorsa, bu zor kurtarır. Bir rüzgar onu aldı götürdü bir tarafa. Bir de baktın, en akıllı adam, en efendim, zeki adam, kapılmış gitmiş, ehli sünnet dışı adamların inancına uymuş. Bir de onları savunuyor. Bir de onları destekliyor. Ya. Yazık oluyor. Yazık oluyor. Şimdi ne belalar çıktı. Biz her derste bir konular işliyoruz. Arif Han dergisinde bu reddiyeleri yapıyoruz. Bunları okuyanlar görüyor. Tehlikenin boyutlarını görüyor. Artık amentü sallanıyor. Kader imanı sarsılıyor. Efendim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin, bütün ehl-i sünnetin, bütün ulemanın inandığı konulara bunlara inanmak lazım değil deniyor. Deniyor. Bunu da din adına söyleniyor bu. Bunu kalkıp da kasap manap söylemiyor ki. Din adına konuşan birisi bunu söylüyor. Lafı sözü dinlenen adamlar söylüyor. Bu halk ne yapacak? Ehl-i sünnetten ayrılmayacağız inşallah. Şu imanımızı kurtaralım. Bak diyorum sana, amelde müsamaha var. Kurtarma payı var size amelde. Aman imanınızda sakın taviz vermeyin. Acabalara yer vermeyin, şüphelere yer vermeyin. İtikat şüphe kaldırmaz. O mu doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor? Bu referandumla olacak iş değil. Öyle mi değil mi şimdi? Kadere inanmak lazım mı arkadaşlar, değil mi? Tamam, belediye referandum yapsın. Belediye gitsin, yolu referandum. Pazar oraya mı kurulsun, öbür tarafa mı kurulsun? Onu referandum yapabilir belediye. Kadere imanı kalkıp da ne hükümet referandum yapabilir, ne belediye yapabilir, ne Amerika yapabilir. He tamam, bütün millet rey kullandı ki kadere inanmak lazım değil. Ya bu rey ne ifade eder? 40 tane sıfır, elde var sıfır. Çünkü ilmi yok, ayet bilmez, hadis bilmez. Yok derken dayanağı yok. Biz burada dünya kadar ayet hadis okuyacağız. Bunlar ilim olmayacak. Öbürü efendim milletin kafasına göre bir yorum getirecek. Ne lüzum var efendim? Basit basit şeyler. Basit basit şeyler. Adam sakal kesmekle tırnak kesmeyi kıyas ediyor. İlahiyatta adam dekan olmuş. Yani bu kadar mantık dışı işler. Yahu diyor sakalı bırakmak lazımsa diyor, Allah bıraktı, kesemezsin o zaman. Tırnağı da Allah saldı, kesemezsin diyor. Bak şimdi. Yani öyle bir mantık getiriyor. Bunu dinleyen çoluk çocuk olsa bile anlaması lazım. O zaman diyor, tırnak nasıl kesiyorsun, sakal da kesersin diyor mesela. Yani mantık bu, düz mantık bu. Bu kadar basite indirmiş yani. Sen orada onun kesileceğine dair ayet hadis okuyorsun. Bunun kesilmeyeceğine dair ayet hadis okuyorsun. Kaynak getiriyorsun, delil getiriyorsun. Adam, o da ilahiyatçıymış ama ilahiyatın, böyle ilahiyatçı deyince siz herkesi hoca zannediyorsunuz. Oranın edebiyat bölümü varmış, tarih bölümü varmış, dinler felsefesi bölümü varmış. O dinler felsefesi adamı ne yapar biliyor musun? Kafasını sepet yapar. Dinler felsefesi. O felsefenin çoğu ahmaklıktır diyor İmam Rabbani. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır. Öyle bir konuda ihtisası olan adam, altında ilahiyatçı yazsa ne olur? Sana bir felsefe yapar sana. Sen de şaşırırsın pusulayı. Onun için aman 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 ölene kadar bu yolda devam. Zaten ölüm de yaklaştı. Her gün ahirete yolculuyoruz tanışları. Biz de peşlerinden yolcuyuz, gidiyoruz, gideceğiz. Tek derdimiz Allah'ımızdan niyazımız, Allah ve Ehl-i Sünnet'ten inhiraf etmeden, ayrılmadan, yamulmadan bizim canımızı, emanetini fazl-ı kereminle bu itikad üzere al ya Rabbi. Amin. Bizi kaymaktan, ayrılmaktan, şüphelenmekten muhafaza eyle Allah'ım. Kalplerimizi kaydırma Allah'ım. Böyle dua edelim. Çok zor bir imtihandayız. Çok zor bir yerdeyiz. Çok tehlikeli bir yere getirildik. Bu da bizim isteğimizle olmadı ama şimdi Allah'ım bize yardım ediyor, lütfediyor. Bu İmam Rabbani gibi kaddesallahu sirru, işte Efendi Hazretlerimiz gibi zatlar, büyük veliler, alimler her zamanda, her dönemde bize nasip ediyor. Ümmeti Allah'ın boş bırakmıyor. Hidayetsiz, rehbersiz, delilsiz bırakmıyor. Şimdi ne kaldı? Delil bulup ona uymak. Rehber bulup ona uymak kaldı. Senin zaten burada ihtisasın yok. Ama bayağı da kolay yolu var bu işin yani. Arayana kolay yollar var. İnşallah bu mektuplar da bizi bu bakımdan daha sabit kadem kılacak. Evet, şimdi bu mektupta nerede kaldığımızı da tabii tam hatırlayın. Ve bil cümle olabilir. Öyle mi? Uzun mektupta. 18. sayfadayız.
Üçüncü cildin. Allah'ımızın sıfatlarından bahsediliyordu son derste. Bu mektubun başı Allah'ımızın varlığı, bizim var olmamız, bize verdiği nimetler, bu nimetlerin şükür icap etmesi, bu şükrün kendi kafamıza göre yapılamayacağı, ancak Allah'ımızın bana şöyle inanırsanız, şöyle amel ederseniz şükrünüzü kabul ederim buyurmasına bağlı olduğu diye bir mukaddimelerden gelmişti. Dolayısıyla mektubun iki ana konusu vardır. Birisi itikadiyattır. Yani inançla ilgili meseleler. Sonunda da biraz fıkıhla, namazla, abdestle ilgili bazı teşvikler yapacağım demişti. Zaten onların yeri fıkıh kitapları geniş tafsilat verir. Bu mektuplar ona tahammül etmez. İnançla ilgili meselelerden bahsederken İmam Rabbani Hazretleri Allah'ımızın zatıyla var olduğunu, varlığının başkasının varlığına muhtaç olmadığını, Allah'ımızın kamil sıfatları bulunduğunu, yani sıfatsız olmadığını, bu sıfatları saymıştı. Hayat, ilim, semih, basar, irade, kudret, kelam, tekvin, 8 sıfat. Bu sıfatları işlemiştik. Efendim, Ehl-i Sünnet'in özelliği, çünkü Ehl-i Sünnet ne dediler? Allah-u Teala'nın zatı, öz zatı, kendi Allah dendi mi Celle Celaluhu, hangi zata efendim tesmiyedir, isimdir? Allah Celle Celaluhu'nun zatı hangi ismin müsemmasıdır? O müsemma hangi ismindir? Bu bir müstakil bir konu Allah'ımız. Ama bir de ayrıyetten konuşacağımız neleri var? Sıfatları var. İşte dirilik sıfatı, bilmek sıfatı, arzu etmek sıfatı. Bunlar ayrı. Ama Ehl-i Sünnet dışındakiler ne diyorlar? Allah'ın öyle hayat, ilim ayrı ayrı sıfatları yok. Hepsi içinde zatla beraber itibar ediyorlar. Onda yanlışlıklar çıkıyor. Onun için biz Ehl-i Sünnet olarak bu sıfatları farklı görüyoruz. Niye farklı görüyoruz? Hayat diriliktir, hay diridir. Allah'ın zatı haydır, diridir. Ama sıfat olarak hayat diriliktir. Dirilik ne olmaz? Diri olmaz yani. Diri başka, dirilik başkadır. Şimdi sana diri denir ama dirilik denmez. Sana mevcut denir, var. Vücut denmez. Vücut denir mi? Var olmak. Yani senin karşılığın var olmak olmaz. Senin karşılığın mevcutsun sen, varsın. Bunun gibi bazı farklar olduğunu beyan etmişti. Sonra Allah'ımızın sıfatlarından kimisi itibaridir, kimisi selbidir. Ne demek istiyor? Yani kimi sıfatlar kıdem, evveli olmamak, ondan sonra ezeli olmak, ilahlık, bunlar sabit sıfatlarıdır. Yani Allah'ta var olduğu düşünülüyor. Allah'ta neler var düşünülür? İlah olduğu düşünülüyor. Efendim, kadim olduğu düşünülüyor, ezeli olduğu düşünülüyor, ebedi olduğu düşünülüyor. Bunlar mesela var olduğu düşünülüyor. Bir de selbi demek olumsuz, yani yok olduğu düşünülüyor. Mesela cisim değil, cismani değil, araz değil, cevher değil, bir yere girmiş, hulul etmiş değil. Efendim, ona başka bir varlık nüfuz etmiş değil. Bunlar efendim, mütenahi değil, sınırlı değil, mahdut değil, cihette değil. Ona efendim, kimsenin nispeti ulaşmıyor. Efendim, denklik mefhumu, kendisine misliyet, efendim, eşlik, benzerlik, ortaklık, zıddiyet, niddiyet, yani ortağı olmak veya zıttı olmak, aksi olmak, hasmı olmak gibi, bunların hepsinden münezzeh. Bunların da olmadığını düşünüyoruz. Olumlu taraf var, o kendisinde mevcut olduğuna itibar ettiğimiz sıfatları var. Bir de kendisine hiç yanaşmayan, sahasına hiç yanaşamayacak efendim sıfatlar var. Onlar uzak tutuluyor, tenzih ediliyor. Mevla işte babadan münezzeh, oğuldan münezzeh, efendim anneden münezzeh, eşten münezzeh, kızdan münezzeh. Bunlar ve teala münezzehun ve müberrun buralardan kalmıştı. Uzak tutulmuştur. Haşa beridir min validin ve validetin, işte baba yok, anne yok, sahibetin eş yok. Ve veledin çocuğu yok. Mesela İsa aleyhisselama çocuğu dedikleri vakitte haşa ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in ayetinde? اَنَّا يَكُونُ لُهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. Onun çocuğu nereden olacak? Eşi bile yok. Mesela o ayet-i kerimede. فَاِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا. Bütün bunlar مِنْ اَمَارَاتِ الْحُدُوثِ. Sonradan olma belirtilerindendir. Bunların hepsi ezeli olanda olacak işler değil. Bunlar hep sonradan. Çünkü anası babası varsa öncesi var demektir. O sonra oldu demek. Bir geri var. O zaman kıdem düştü. Kadim ne demekti? Hiç evveli olmayacaktı. Başı başlangıcı bulunmayacaktı. Allah'ın sıfatı o değil mi?
Baba ana mefhumu girerse devreye ne olur? Çocuktan evvel ana baba var. Çocuk o zaman yok demek. Ya bunların hepsini hangisini düşünürsen niye yok deyince bütün mesele nereye dayanıyor? Noksan sıfatlardan münezzeh. Sonradan olmak ne? Noksan sıfat. Ama bizim hepimizde o lazım sıfat, gerekli sıfat. Biz hepimiz sonradan olduk. Hadis deniyor buna. Hadis. Hudüs. Evet ve müstelzimetül linnefs. Bunlar aynı zamanda noksanlık icap ediyor. Yani bir eksiklik de gerekli kılıyor. Neden? Çocuk anne babaya muhtaç. Anne baba efendim o da bir geriye dönük bir anne babaya muhtaç. Akrabaya muhtaç. O çocuksuz olamıyor. O hanımsız duramıyor. Kadın adamsız kalamıyor. Herkes işte birbirinin eksiğini tamamlıyor falan. Şimdi bizim yaşantımız öyle değil mi? Aile düzenlerimiz vesaire. Bunlar hep noksan ihtiyaç arz eden haller. Allah'ımızda hiç olmayacak haller. Ve cemiyul kemalat sabitetun li cenabi kutsi. Yani kaide şudur. Ne kadar üstün sıfat varsa hepsi Allah'ımız hakkında sabittir. Ama bu üstün sıfatlar da bizim kendi kafamıza göre ben bu sıfatı üstün görüyorum manasında değil. Yani sen mesela insanlar açısından bir sıfatı kemal görürsün ama o Allah'a nispet edilince ne olabilir? Noksanlık olabilir. Onu da İmam Rabbani Hazretleri mektubun başlarında beyan etmişti. Yani İslam'dan, şeriattan, Kur'an'dan, sünnetten alınmadan, öğrenilmeden kendi kafana Allah'a met edeyim diye bir sıfat takarsan mesela şimdi Allah baba, haşa dedikleri gibi bu ne olur? Allah'a sövmek olur. Veyahut göğü gösterip Allah yukarıda Allah var deyince bu da Allah'a hakaret olur. Noksanlık ispatı olur. Neden? Gök bir mekandır. Allah mekansızdır mesela. O senin kafana göre bu üstünlüktür. He niye? Ben işte 10 metre yukarı fırlayamıyorum. Uçakta 10 bin 20 binden yukarı gidemiyor falan. Ben diyorum ki Allah efendim arştadır. Bütün göklerin üstünde. Orada oturuyor işte falan. Sen yanlış konuşuyorsun. Tamam ama ben şey yapıyorum yani kimsenin gidemeyeceği yere yerleşti diyorum da Allah'a met ediyorum. Kusur kalsın öyle met olur mu ya? Niye? Sen Allah'tan öğreneceksin nasıl met edeceğini. Yani. Kendi kafana göre met edersen olmaz ki. Değil mi? Efendim. Ama İslam'dan alınan kamil sıfatlar olarak bilinen bütün sıfatlar onda mevcuttur. Ve cemi'un nekaisi meslubetun an hadrati ünsihi. Bütün noksan sıfatlar, ne kadar eksiklik varsa onların hepsi uzaktır. Allah'ımızın yüce ünsiyet makamından efendim selb olunmuştur, nef yolunmuştur, uzak tutulmuştur. Ve bil cümleti, yani gerinin fezlekesi, hasılı kelam. Yenbeği yen yüslebe an Cenab-ı Kudsi Teala cemi'u sıfatil imkani vel hüdûthilleti hiye naksun ve şerrun minel kademi iler râsi. Allah'ımızın yüce makamından imkan ve hudûs sıfatlarının tümünü uzak tutmamız lazım. Tümünün uzak tutulması lazım. İmkan ne demek? İmkan olsa da olur, olmasa da olur. Hudûs ne demek? Sonradan olmak demek. Bunların hepsi bizde var. Biz mümkün varlıklarız. Mümkünül vücut. Varlığımız da mümkün, yokluğumuz da mümkün. Bizi var olarak düşünsen de olur, yok olarak düşünsen de olur. Dün sağ olan adam bugün öldü. İse demek ki bunun varlığı da yokluğu da bir şey değiştirmedi. Güneş devam ediyor mu? Ay devam ediyor mu? Yıldızlar ediyor mu? Yağmurlar, mevsimler devam ediyor mu? Demek bunun gitmesiyle hiç mülkten, melekütten bir şey eksildi mi? Ama Allah'ımızın olmadığını haşa varsaysak, farz-ı muhal etsek ne olur bu alemin düzeni? Onun için Estaizu billah inna Allah'ım şükür semavat vel ardın tezûle. Gökler yerler yerlerinden oynamasın diye onları kim tutuyor? Allah tutuyor buyuruyor. Demek Allah var ki devamlı bu alemin de düzeni var. Bir oynama yok. Bu sebat, bu istikrar, bu devamlılık binlerce senedir efendim alemlerin bu nizamı, bu düzeni müşahede ediliyor, görülüyor. Öyle bir sistem ki takvimler ona göre yapılıyor. Yani takvim ki şaşmaz. Şaşmıyor. Güneş hangi dakika doğacak, hangi dakika batacak hep yazıyor. Bir senelik çıkıyor. O hep uygun değil mi? Neden? Allah'ın düzeninin, nizamının devamlılığında. O düzen öyle istikrarlı bir düzen ki şaşma payı olmadığından takvim ona göre bir sene evvelden o hesabı çıkarıyor. Çünkü Allah'ımızın
Mülkü sabit. Zail değil. İkide bir oynama yapmaz. Hal böyle olunca imkan olsa da olur, olmasa da olur. Bir de sonradan olma sıfatları. Bunlar tepeden tırnağa, ayaktan başa noksanlıktan ibarettir. Bir varlık mümkün ise, ki Allah'tan gayrı bütün varlıklar nedir? Mümkündür. Ne demek mümkünül vücut? Varlığı da mümkün, yokluğu da mümkündür. Şimdi Amerika'nın mesela hiç olmaması mümkün mü? 300-400 sene evvel var mıydı öyle bir şey? Yoktu. Mesela. E şimdi dünyada ne eksilirdi? Çok da rahat olurdu dünya mesela. Daha huzurlu olur, daha güzel olur. Buna kıyas edersin. Şura olmasa ne olur? Bu kıta olmasa olmaz mı? Şu kıta olmasa olmaz mı? Şu ırk olmasa olmaz mı? Dünyada mesela. Ne eksin? Kimi düşünürsen düşün. Bir şeyin varlığı mümkünse yokluğu da mümkün. Ama Allah'ımız hakkında bunu düşünemeyiz. O mümkünlük de ne getiriyor? Tepeden tırnağa noksanlık getiriyor diyor. Ne demek noksanlık? Yani senin varlığın, yokluğun mümkünse demek seni var eden başka bir güç var. O güçte noksanlık yok. Ama sendeki noksanlıkların sonu yok. Devamlı bir eksiklik, efendim, acizlik, ihtiyaç, yanlış anlama, hata, her türlü şerler, eksiklikler nerededir? Bizim gibi sonradan yaratılan mahluklardadır. Yaratanda hiç böyle bir şey bulunmaz. Ve ve teala, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri alimun, bilicidir, bil külliyat. Okuduk mu buraları? Okumadık değil mi? Evet. Okusak ne olacak? Bir şey sorarım, yine bilen yok. Mecbur bir daha okuyacağız. Alimun, bilicidir, bil külliyat vel cüz'iyat. Külliyat demek efendim, külli meseleler, yani genel meseleler. Cüz'iyat demek teferruatla ilgili meseleler. Mesela külliyat ne demek diyeyim sana? Güneş sistemini Allah biliyor mu? Ay sistemini bilir mi? Gezegenleri bilir mi? Mevsimleri bilir mi? Yağmurlar, bunlar diyelim ki genel meseleler. Bunları bilir. Değil mi? Cüz'iyatı bilir mi? Cüz'iyat ne demek? Teferruat. Mesela yarattığı alemleri bilir. Bir genel bilgi var. Nerede ne var hesabı? Toptan hesap almak. Bir de ne var? Teferruat var. Teferruat ne demek? Şimdi alemleri biliyorsa o zaman Türkiye'yi bilir mi? Bilir. İstanbul'u bilir mi? Bilir. Fatih'i bilir mi? Bilir. Halit Caddesi'ni bilir mi? Bilir. Buradaki adamları bilir mi? Bilir. Burada kaç kişi var bilir mi? Bunun kaç kişisi ne niyetle geldi bilir mi? Bunun ne derdi var bilir mi? Cüz'iyat iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Herkesin özeline giriyoruz. O teferruatı da bilir mi? Bilir mi? Burada efendim altımızdaki halının altında ne var? Toz kaç tane bilir mi? Karınca geçiyor oradan bilir mi? He? Bizim altımızdaki toprağın içinde ne var? Buradan atacak kuyu mu var, şu mu var, su mu çıkıyor? Bir şey mi geçiyor bilir mi? Ha bak, cüz'iyat iniyoruz, teferruat teferruat. Senin kendi özeline iniyoruz. Senin kirpiğinde, kaşında kaç tane tüy var bilir mi? He? Damarlarında efendim neresi tıkalı, yüzde kaç? Bilir mi? Böbreğin, ciğerin, teferruat indikçe iniyoruz. Efendim, dalağın, safra kesen, taş mı yaptı, aldırdın mı? Hepsini bilir mi? Sen biliyor musun? Doktor biliyor mu? Doktor görüyor şeyde, ultrasonda hala anlamıyor ya. Allah Allah. Birkaç kere baktırdım ben öyle. Biri diyor ki bu damar tıkalı şu kadar, biri diyor ki tıkalı değil. Aynı damara ya, aynı resim üzerinde yani. Peki, Rabbimiz külliyatı da bilir, cüz'iyatı da bilir. Ehl-i sünnetin itikadı böylecedir. Ve muttali'un, vakıftır, muttalidir, haberdardır. Alel esrari, gizlileri bilir mi? Vel gafiyyat, en gizlileri, daha gizlileri bilir mi? Bilir. İnnehu ya'lemus sirra ve ahva. O Allah ki Celle Celaluhu gizliyi de bilir, daha gizliyi de bilir. Gizli, hep söylüyorum size onu. Şu anda kalbinde içinde gizlediğin, daha gizli ehvadır. O birazdan kalbine gelecek olan düşüncedir. Şu anda onu sen de bilmiyorsun, bir dakika sonra ne düşüneceksin. Kalp zaten fırıldak gibidir. Hiç düşünmediği bir anda bir şey gelir aklına, kalbine.
O akıl kalp işte paraleldir. Bir anda, ama bir saniye evvel sorsan, bir dakika sonra, bir saniye sonra şunu düşünecektin sen, hiç onu düşünemez. Bir anda gelir. Allah Teala o bundan sonra gelecek olanları da bilir. İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Konuştuğunuz, sesli konuştuklarınızı da bilir. Gizlediklerinizi de bilir. Bu ayet-i kerimedir. Evet. Ve la yahrucu an hitati ilmi subhanehu. Allah'ımızın ilim dairesinin kuşatımından, kavrayışından fis semavati vel erradîn, yedi kat göklerde ve yedi kat yerlerde ve aralarında mithgâlu zerratin hakîratin, en ufak hakir yani gözle görülmeyecek, itibara alınmayacak, şu anda şurada uçuşuyor da insan fark bile etmiyor, mesela güneş ışığı vurulunca gözüküyor zerre, yani o kadar ufak şeyler bile Allah'ımızın ilminin kuşatımından dışarı çıkamaz, dışta kalamaz. Bu çok önemli bir itikat meselesidir. Hani diyorlar eski tabirlerle de, hadis-i şeriflerden alınmadır ama Sıbyan mekteplerinde de, evvelce köylerde de onları söylüyorlar işte. Gece yarısında işte düz taşın üzerinde, karanlık gecede düz taşın üzerinde debelenen, dolaşan işte karıncanın ayak sesini işitir. Yani bu zaten hadis-i şeriflerin ifadesidir. Güzel de bir misal olmuş oluyor. En ufak bir şey onun ilim dairesinden çıkamaz. Peki, ayet-i kerimeler zaten hep bu mealdedir. Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman Allah'ımızın cüz'iyatı bildiği, bütün teferruata vakıf olduğu beyan edilmektedir. وَمَا اَسْتَعَدُوا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Ne göklerde ne yerde, zerre miktarınca bir şey Rabbinin ilminden uzakta kalmaz. Bu ayet-i kerimedir. Ondan sonra مَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ, hangi yaprak düşerse, dünyada ne kadar ağaç var, ne kadar yaprak var, hangi yaprak düşerse illa يَعْلَمُهَا, mutlaka o yaprağın düştüğünü bilmektedir. Bunu çok konuşmamız lazım, bu konuları çok konuşmamız lazım. Mevla'nın ilmi, biz böyle zannediyoruz ki bazı kere otomatiğe bağlanmış, aradan kaynattığımız olabilir zannediyoruz. Yani şeytan nefis bizim içimizi öyle getirebilir ki, yani bu kadar insan, cin, efendim bu kadar insanlar ne işler yapıyorlar? Onun için benimki de arada kaynayabilir mi acaba diye nefis şeytan düşünce getirebilir. Kamera takıyorlar şeye, işte marketlere bilmem neye. Adam orada kameranı çektiğinden farkında olmadığı için cebine dolduruyor yani. Değil mi? Ondan sonra işte bak sen efendim hırsızlık yaptın. Bu şimdi ne yapmış oluyor? Belge getirmiş oluyor. Mevla'nın ilmi nasıl? Her yer gözetim altında. Hiç. Ne gece mani olur, ne yorgan mani olur. Ama kameraya yorgan mani olur. Öyle mi? Ondan sonra bir şey örtse önüne mani olur. Ama Mevla'nın ilmine bir engel olabilirmiş bir şey? Engel olamaz. Bu cihazların çekmesi için ışık lazım. Işık olmadı mı? Çekemez. Mevla'ya ışık lazım mı? Işık lazım değil. 3000 metre denizin, okyanusun dibi. 3000 metre. Okyanusun dibi gece. Zifirin zifiri. Ne kadar karanlık. Orada bir balıkla alık efendim birbirine daldı. Görüyor mu onu? Görüyor. Kim kimi yuttu? Katır trilyarlarca balık var. Bunların ne yaptığını tek tek biliyor. Tek tek ama. Toptan değil. Toptan dersen külliyatı biliyor, cüziyatı bilmiyor demiş olursun. Ne diyor Ehl-i Sünnet? Külliyatı da bilir, cüziyatı da bilir. Teferruatın en ucuna iner. He? Ya bu itikat bu. Bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Ve la habbetin fi zulümatil ard. Yerin dip karanlıklarında, toprağa eşiyorsun işte kaç metre dibinde, bir tane tohum oraya atsan, bıraksan, o tohum ne haldedir, nerededir? Yeşerecek mi? Çürüdü mü? Verimli mi olacak? Bunu mutlaka bilir. Ve onu yazmış. Hesaba katmış. Bu nasıl bir şey ya? Ne kadar kırtasiye lazım bu işte. Sen şimdi
bir ufak memuriyet, bir ufak efendim yönetim, kendi efradını kayıt altına almak için dosya, 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 ondan sonra dosyaları koyuyorsun odalara, oda yetmiyor. Ondan sonra ya bir zelzel oluyor ya bir yangın, geçmişi sildik arkadaşlar deniyor, yeniden yeni dosyalar tutulmaya başlanıyor. Şimdi düşün ki Adem babamızdan beri dosyalarsa bu işler. Adem babamızdan beri bu kadar işler dosyalansa, hem de bunlar teferruat değil, bunlar külli meseleler. Bir de cüziyata inilse, herkesin teferruatına inilse, bunlar kayıt altına alınsa, dünyadaki ağaçlar efendim kalem olsa, efendim defter olsa, denizde mürekkep olsa, bunlar neyle yetişecek ya? Bir insanın başına gelenler, bir insanın başına gelenleri bütün teferruatıyla kayıt altına alayım dediğin zaman da o adam kendi evinden bile çıkması lazım. Dosya yetmez eve. Koyacak yer bulamaz. Kendi tek. Bu kadar olay. Mevla buyuruyor ki yerin karanlığındaki tane ve la ratbin, yaş ve la yabisin, kuru, hiçbir şey yok ki illa fi kitabin mübin, levh-i mahfuzda hepsinin kaydı bulunmaz. Mutlaka kaydı var. Binlerce sene evvel şu toprağın şu cüzünde bir tane atıldı, o tane efendim yeşerdi. Veyahut çürüdü o. Kim attı onu oraya? Falan adam. Kim eşti orayı? Şu. Böyle kayıt var. Taneler için bile. Bu cüz'iyatı bilir. Şimdi zaten bunu anlatmak için delil kolay. Naam, evet. Haytü kâne hâlike cemî'il eşyâ. Haytü kâne hâliku cemî'il eşyâ. Hü sübhâne. Her varlığı yaratan Allah mı? Celle Celaluhu. Kabul müyüz? Bütün ehli sünnet dışı fırkalar da burada yaratanın ancak Allah olduğuna efendim tamam diyor mu? Diyor. Fakat işte bu Mutezile de bu işlerde sıkıntı var. Mutezile mezhebi göğe Allah'ı tenzih edeyim derken işi karıştırıyorlar. Ne diyor? Allah şer yaratmaz. Nasıl olmaz? Şer yaratmazsa şer olmaması lazım bir alemde. Bu diyor Allah şer yaratıyor. Allah'a şer yaratıyor dememek için, yani Allah'a şer yaratmaktan uzak tutayım derkene ne yapıyor? Allah'ın yaratma sıfatını iptal ediyor. Yarıya iptal ediyor. Hayırları yaratır, şerleri yaratmaz. Bu sefer dünyada bu kadar şer var. Bunları kim yapıyor? Onu diyor, yapan yaratıyor diyor. İşte o zaman kul fiilinin halikidir safsatası çıkıyor. İnsan kendi işini kendi yaratır. Bozuk inancı çıkıyor. Hal böyle olunca da İşte Allah adamın içki içmesini yarattı veya zina yapma fiilini yarattı veya adam öldürme fiilini yarattı dememek için diyor ki bu öldürme işini diyor bu katil yarattı diyor. Ya o şimdi sen daha beter bir cinayet işliyorsun. Neden? Allah'tan başkasına yaratma fiili veriyorsun. Hal böyle olunca bir adam bir adamı öldürüyor. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ Allah buyuruyor ölümü de ben yaratıyorum, hayatı da ben yaratıyorum. Öyle mi? O zaman bu adam katil niye ceza alıyor? Niye ceza alıyor olur mu? O sebep oluyor. Ondan onun efendim tabancasından çıkan kurşunu ona doğrultuyor. Ben ona irade verdim cüz'i de olsa, kudret verdim cüz'i de olsa o sebep olmaya yetiyor. Sebep olunca adama kurşunu sıktınca ben de o adamda ölüm fiilini ben yaratıyorum. Ben adamda ölüm fiili yaratmasam adam ölemez. Ben öldürüyorum ama mesul kim oluyor? Mesul o adam oluyor, silah doğrulttu ona. Yaratan ancak benim Allah buyuruyor ama sebep olan kul. Burayı ayırt edemeyince çok büyük mefsedetler, bozuk inançlar, fikirler ürüyor, türüyor. Bu sefer adam ne diyor? Bir kısmı da, şimdi bunlar bir başka bir alem. Bir kısmı da cebriye. Cebriye de ne diyor? Efendim Allah adamı mecbur ediyor. Bu adama diyor bunu yazmış, bu adam bunu mecbur öldürecek. Yani hırsızın hiç mi suçu yok? Bu sefer ne oluyor? O adam onu zorla mecburdu yani. Allah öyle yazdığı için mecbur öldürüyor. Allah adama yazmış diyor içki içecek. Bu adam kaç küp şarap içecek? Bu yazılmış, bu adam içmesinde ne yapsın diyor. Yani nasıl dursun içmeden diyor. Ne oldu o zaman sen ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki bu adama Allah bir şey sormaz. Niye adam? Ya kardeşim adam Parkinson olmuş böyle böyle. Elinde değil. Ha bu adama Allah niye elini sallıyorsun namazda diye sormaz. Ama şimdi sen
Elini böyle durdurabiliyor musun? Durduruyorsun. E sen elini durdurduğunda namazda 80 kere kaşınırsan ne olur? Bozarsın işte. Ama o bir Parkinson olsa istediği kadar sallansa namazı bozulur mu? Mürteiş'in hareketi var. Bir de muhtarın hareketi var. Bize bir hareket serbestisi vermiş. Ne demek? Bu elini diyor. Böyle de tutabiliyorum. Bak istersen böyle de yapabiliyorum şu anda. E şu anda benim mesuliyetimin ölçüsü belli. Ama eğer ki ben gayri ihtiyari bir hastalık neticesinde bu elim sallanıyorsa da bana da efendim sen elini tam sallıyorsun da ne oldu oradan adam geçerken suratına vurdun demez tabii ki yani. Adam da yanıma çok yaklaşmasın ben. Elimde değil ki mesela. Anladın mı kardeş? Fark bu. Sen içki içmeye mecbur değilsin. Ama Allah senin ezelde içki içeceğini bilir mi? O tabii bilir. Bilmese benden de farkı kalır. O bildiğine göre onu yazmıştır. Yazmış ama ben yazdım sen de mecbur içeceksin manasında değil. Senin ne yapacağını bildiğim için ben önceden dosyama koydum. Ama yine de cezanı ona göre yapmıyorum. Hele bir dünyaya gel, var ol, buluğa er, mükellef ol. Ondan sonra melekler de şahit olsun sen de ne yaptın? Görsünler, yazsınlar, karşılaştırsınlar. Ahirette defteri açarız. Yaptıklarından benim kitabımdaki hükümleri karşılaştırırız, cezanı veririz. Ama bunda Allah'ımız mesul değil ki. Yani birisi, anlatabiliyor muyum? Allah kötülük bir şey yaratmaz demek için, demek adına kul kendi yaratır diye yaratma fiilini kula veriyor. Göya Allah'ı münezzeh tutacak. Çok büyük yanlış. Allah'tan başka yaratan yok. Ha, ölümü de Allah yarattığına göre adamı öldürmeye sebep oluyor ama ölümü yine Allah yaratıyor. İçki içenin şürp fiilini, hamr, şarap içme fiilini kim yaratıyor? He? Allah Teala yaratıyor. Zina eden, bir güçle zina edebilir. Kudret, kuvvet ister. Bir fiil, icraat var. O fiili kim yaratıyor? Allah Teala yaratıyor. Sakın sizi birisi kandırıp da Allah kötü işler yaratır mı be? O adam onu kendi yaratıyor. Derse bu ne olur? Adam kendi yaratabilse zaten istediği kadar zina edecek. Adam gecede 5 kere zina edeyim diyor, 2'de kalıyor. Adamın elinde olsa o yaratmak, istediği zaman yaratır bir fiil. Ne alakası var? Öbürü bir küp içmeye niyetleniyor, 2 bardak da çuvallıyor. Yolunu şaşırıyor falan, daha içemiyor, kusuyor. Yani kul fendi fiilini yaratsa zevk istediği kadar gider o. Ama Allah'ımız yarattığı için, tabii herkese yarattığına bir sınır koyuyor. Kurban olduğum. Fakat bundan Allah mesul oluyor mu? Haşa, la yüselü amma efal. Yaptığı hiçbir şeyden sorulmayan tek Allah. Niye? Zulmetmiyor. Cebretmiyor. Zorlamıyor. Herkese aynısı. Yani bir baba, 3 çocuğunun 3'üne de aynı sermayeyi, aynı parayı, aynı imkanı bırakıyor. Ama birisi çarçur ediyor, orada burada yiyor. Birisi çaldırıyor, kaptırıyor. Birisi de ticarette kar ettiriyor. E şimdi öbür iki çocuğun babasına gelip de ne deme hakkı yok? Niye zulüm yaptın bize, ona başka verdin, imkanlar, farklı imkanlar sundun, bak bizi imkansız bıraktın, biz böyle sürünüyoruz demeye hakkı yok. Aynı imkanları veriyor. Aynı göz, aynı kulak, zaten aynı uzuvla mücehhez kıldığına aynı suali soruyor. Öbüründe o eksikse de ona da onu sormuyor ki. Adama dil vermemiş de sen niye günde 5000 kere la ilahe illallah demedin diye bir sual var mı yani? Adama para vermemiş, haccı mı soracak ona yani? Bu ayrı bir şey. Ayakta kılamayana niye ayağa kalkmadın sormaz ki. Eşit imkanları sunduklarına aynı sualler tevcih edilir. E burada da ben o nefsine uydu, o şeytana uydu. Fakat bunlar hür irade var. Bu hür iradeyi inkar ettiğin zaman senin özgür bir iraden var. Seçim yapma hakkı vermiş sana. Yani senin hareketlerin ne gibi değil? Eli titreyen, zoraki efendim, elinde olmadan devamlı eli titreyen, kafası sallanan adam gibi değilsin sen. O zaman ondan ne farkın kalır? Değil mi? Bak ne diyoruz, bu adam kafası sabit duruyor. Bu adam da efendim kendi elinde değil, devamlı başı sallanıyor. Bunu görüyoruz da, gözümüzle gördüğümüzü niye inkar edelim? Mevla bize bir irade vermiş. Ha, külli irade yine onun. Külli kudret yine onun. O yaratmadan hiçbir şey var olmaz. Her şeyi yaradan ancak odur. Kur'an-ı Kerim Haliku kulli şey. Her şeyi yaradan odur diyor. Ayet bu. Şey ne demek? Mevcut demek. Var olan bir şey. Varlık aleminde bir şey zuhur ettiyse onu yaratan mutlaka odur. Ayet böyle söylüyor. Birçok ayet-i kerime bu hususta. Mevcut iken koca alimler, Mutezile alimleri,
Bunlar tefsirler yazmışlar. İşte hidayet Allah'tan. Mesela Keşşaf sahibi. Keşşaf tefsiri yani hemen hemen ilk tabakadaki tefsirlerden. Onu ehli sünnetleştirmek için Nesefi gibi büyük alimler tabii hani millet ona bakmasın diye. Çünkü arada bir şeyler ne yapar? Karıştırabilir diye. Çok büyük alim, allame. Lakin işte hidayet Allah'tan onlar bu kafaya takıldılar mesela. Sonra Efendi Hazretlerinden dinlemiştim. Bir kadın dedi ki beni onunla evlendirin dedi ben ona ispat edeceğim. Kul fiilinin haliki olmadığını. Evlendirdiler. Sonra efendim işte bir cinsi birleşme iki defa olsa adam durur. Efendim tamam ben dinlenmem lazım. Daha gücüm kalmadı şudur budur. E dedi ki madem kul fiilinin halikidir. Kendi işini kendin yaratıyorsun. Yarat bir fiil daha deyince onu düşündürdü o iş. Ya bu kadar senedir kitap okuyoruz ama bu iş başka o iş başka şimdi. Yani kitapta okurken yazarken herkes işini kendi yaratıyor dersin ama iş başa geldiği zaman da bir iş yaratamazsın. O zaman anlarsın yaratan ancak Allah'mış. Celle Celal. Anladın? Peki her şey yaratan oysa hepsini bilmesi lazım mı? Yaratan oysa bilmek durumunda. Yine ayet-i kerime ne buyuruyor? Estağfirullah. Tebarekede Elâ ya'lemu men halak. Hiç yaratan bilmez mi? Yani şu ayet yani ne kadar iki kelime, üç kelime ne kadar müfit ya. Hiç yaratan bilmez mi diyor. Yani sen bilir mi bilmez miden bahsediyorsun. Yaratan nasıl bilmeyecek ki? O yarattı onu. Ve huve latîful habîr. Her şeyden haberdar olan latif. Allah'ımız Celle Celle. Hala anlamış değiliz. Eğer o ilmini anlasak pek de günah yapamayız. Çok acayip adam oluruz. Melek gibi bir şey oluruz yani. Tam anlamıyoruz. Arada bir unutuyoruz. Ondan sonra bir daha toparlıyoruz. Aa Allah görüyor biliyor falan ama yine elhamdülillah gördüğüne inanıyoruz. Bildiğine inanıyoruz. Bir de adam diyor ki Allah benim bu işimi ne bilecek teferruatı diyor. E şimdi Yahudi Hristiyanların itikatları bozulmuş gitmiş. Ehl-i sünnet dışı fırkaların işte Mutezile'de bu durum biraz sıkıntı. Yani diyor ki Allah külliyatı bilir de cüziyatı bilmez. Ne demek o? Yani Allah yani ucuz işlerle uğraşmaz diyeyim sana. Ha? Anladın mı? Yani bugün İstanbul'un haline kaç kamyon mal geldi falan ve bunlar bilinir. Ama oradan hangi manav ne aldı ne sattı ondan kim uğraşsın? Öyle olur mu ya? İşte adam ne diyorum sana? Ankara İlahiyat'ta büyük bir efendim hoca. Çok da ilmi var, mealleri var. Alaaddin Efendi Hazretlerinden de okumuş. Zamanında Alaaddin Efendi talebesi. Çok zeki. Sonradan da Bağdat'a gitmiş, oralarda okumuş bir şeyler bir şeyler. 80 yaşlarından ileridir. Bütün bu ilahiyattaki mutezile görüşü, ilahiyata yayılan görüşün fikir babasıdır. Mutezilen imamı diyorlar adama. Hala da sağ. Bir televizyon programında konuşuyor. Efendim. O arada işte soru mu soruldu, o mu konuya girdi ben o kadar hatırlamıyorum. Yani şunu duydum. İşte sizin anlamanız bakımından çok lazım. Dedi ki Allah'ın ilmi dedi deryaya benzer. Deyince herkes ne zanneder? Doğru. Yani derya yani sonsuzluğu temsil eder, sınırsızlığı temsil eder. Sembolik bir laf. Yani beğenirsin yani. Halkın anlayacağı bir dil. Derya gibi. Yani bu adam derya gibi alim ne demek? Her şeyi biliyor gibi bir şey yani. E insanlar da bu. Halbuki altında ne var bak şimdi? Dedi ki mesela dedi efendim deniz derya ne yapmıştır? İçindeki balıkların ve varlıkların artık işte yengeç türü veyahut mercan, inci veyahut işte deniz neler barındırıyorsa içinde bunların hepsini kaplamış mıdır? Kuşatmış mıdır? Değil mi? İşte Allah'ın ilmi derya gibidir. Ne demek? Her şeyi kaplamış, kuşatmış. Buraya kadar güzel mi? Doğru mu buraya kadar? He? Peşinden ne diyor? Ama diyor denizin o kapladığı varlıklar içerisinde kaç balık var, kim ne yapmış, deniz onları bilir mi dedi. Bilmez. İşte Allah da öyle dedi. İlmini her şey kaplamış ilmi ama içerinde neler oluyor onları bilmez dedi yani. Anladınız mı? Yani şimdi siz bayağı bir sohbet bir şeyler dinlediğiniz için yani gerçi hiç dinlemeyen cahil bile bunu anlar be ya. Fakat o sapıklığa ulaşmak için 80 sene okumuş.
O felsefeyi, o safsatayı çözmek için, bir de böyle de bir misal vermek için en az 60 sene, 70 sene mürekkep yalamış, o sapıklığa varmış. Ama bizim koca karılar, yaşlı neneler oturduğu yerden hadi gidişine zındık der ona. Ondan sonra bizimki itikadını kurtarır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bi itikadin hücüz, koca karı itikadını bırakmayın buyuruyor. Yani saf inanç. Bu saf inancı temsil ediyor. Koca karı, koca karı inancı derken koca karılar ne dediyse ayet hadis odur demiyor yani. Onun manasını da doğru anlayın. Bu ne demek? Yani Allah'a, peygambere, ahirete, cennete, cehenneme, bu anlatılanlara koca karılar nasıl inanır? 40 tane de bir şey desen ona hadi git işine der. Yine Keşraf'ın başına geldi Zemahşeri'ni. Bir yere geldi, bütün köyler, kentler toplandı. Dediler ki Zemahşeri gelmiş, Allame, Carullah, kitaplar, Araplara Arapça öğretiyordu. Kendi Arap değildi, Türktü Allah alem. Araplara diyor, gelin lisanınızı benden öğrenin. Çok muhteşem bir adam ya. Çok da ibadetli, Kabe'de, Mabe'de ne kadar ibadet ederdi. Sonra bir tevbe ettiği rivayeti var, ben onu alma yanı tarafıyım. Çok onun çünkü ilimlerine efendim istifade etmişiz, bütün kitaplarda o geçer. Ondan sonra yaşlı da bir nene geldi, o da topaldı Keşraf sahibi. Zemahşeri de topaldı. Ondan sonra yahu dedi bu kadar büyük alim diye çağırdınız, bu muymuş falan deyince yüzüne bozuldu yani. Bozunca. Ne dedi, beni beğenmedin mi dedi, sana şimdi Allah'ın varlığını 100 delille ispat ederim deyince koca karı, onun şüphesi olanlara ispat et, bana hiç delil lazım değil dedi. Yine koca karı üstün geldi. Anladın mı kardeş? Onun için Fahru Razi Hazretleri, müfessirlerin reisi, İmamul Müfessirin vefat etmesine yakın dediler ki Efendi Hazretleri artık Allah'a gitme zamanı yaklaşıyor, ne hal üzeresiniz? Dedi ki evladım, ömrüm bu felsefecilerle, ehli sünnet dışı fırkalarla, efendim yanlış görüşlerle reddiye ispat, delil, hüccet, burhan, canım çıktı bunlarla uğraşma. Ama tabii ben onları, karşı tarafı iptal için hayatımı bunlarla geçirdim. Fakat şimdi bana soruyorsan, ben şu anda ölürken koca karı itikadı üzere Allah'a kavuşuyorum dedi. Yani saf inanç lazım. Öyle. Doğru inanmak lazım, şüphe etmemek lazım. Zerre kadar şüphe girdiği zaman kemirir. Hal böyle olunca sizin saf itikadınızı, temiz inancınızı kastediyorum, Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinize bağışlasın, bana da size de. Allah'ım hiç şüphelere, vesveselere kapılmadan bu itikad üzere ölmeyi nasip eylesin. Ya sahabe-i kiramın durumu meydanda, itikad meydanda. Cennet hakkındaki hadisler, ayetler, bütün bunlar meydan. Bunları sahabe görmedik. Bütün bunlara şüphesiz bir iman ile yakinen inandılar. E şimdi bunları karıştırmanın, efendim acabasının, bu böyle olur mu şöyle olur mu demenin imanla bağdaşı bir tarafı var mı? Yok. Bu işler tartışma konusu yapılamaz ki. Açık oturum yapacaksın. Efendim ondan sonra adam alacaksın. Cübbeli Hoca cennet anlattı burada. Şimdi bir de sen gel bakalım. Bunun dedikleri doğru mu değil mi? Ya oraya çağırdığın adama diyeceksin ki bu Cübbeli dediğin adam efendim bir şey söylüyor, ayet okuyor, hadis okuyor. Fakat onu da söylüyorum. Diyorum ki okuduğum ayet hadis Arapça belki atıyorum. Arapça bildiğim için belki başka bir şey okuyorum. Geçenki bir tanesi uydurdu orada bir programda. Ne dedi? İğne, deve iğnenin deliğinden girinceye kadar zenginler cennete giremez. Böyle bir ayet var dedi adam yani. Canlı yayında mesela. Kur'an'da böyle bir ayet yok mesela. Bak şimdi ben hemen diyorum ki böyle bir ayet yok. Ha şimdi benim okuduklarıma dair biri de çıkacak diyecek ki böyle bir ayet yok, böyle bir hadis yok. Şimdi öyle bir itiraz gelmiyor. Ama ne geliyor? Olur mu efendim? Bu nasıl olabilir? Mümkün mü? Bu inkardır. Bu küfürdür. Bu şirktir. Bu Allah'a ortak koşmaktır. Bu zerre kadar imanı olanın acaba diyeceği bir konu değildir. Çünkü ancak o ayeti yanlış okudu, onun manası o değil dersen, başka bir yorum getirirsen, o zaman hakem lazım. O zaman hakem lazım kim doğru söylediğine. Ama hiçbir ayet hadis karşılığında getiremezken, biz efendim cennette şu var, sonsuzluk var, ölümsüzlük var dediğimiz zaman, halidine fiyâ ebedâları koyuyoruz. La yemûtûne fiyâ. Orada ölmeyecekleri koyuyoruz. Mâ minâbi muhracîn. Oradan çıkmayacakları koyuyoruz. Bu kadar ayet getirmek durumundayız. İtikat konusu bu. Ha şimdi adam diyor, cennet cehennem sonsuz değil. Ya nasıl sonsuz değil? Bu kadar ayet hadis ne olacak? E sen son, efendim, sonu var derken nereye dayanıyorsun? Ya diyor bu meselede kesin konuşma lüzum yok. Bu gayba girer. Ya bu gayba girmez. Ayette Allah bir şeyi bildirdiyse bu gayba
Girmez. Gayıptan çıktı, Kur'an'a indi. Kur'an'da hafızlar ezberledi, hocalar vaaz etti. 1400 senedir cennet cehennem sonsuz oldu. Bu gayba girer mi ya? Allah Allah. O zaman ne diyelim? Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete, cennetlik mi? Ya kimin cennetlik olduğu belli değil arkadaşlar. Gayba girer bu. Bu denebilir mi böyle bir safsata? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete gireceği şüpheliyse böyle bir şey olabilir mi? He? Yani Firavun belki de Müslüman ölmüş. Allah belki imanını kabul etti mi acaba? Gaybi konuları tartışmayalım arkadaşlar. Belki Firavun cennetliktir. Ne karıştırıyorsunuz? Denebilir mi yani? Ya aynı mesele. Ya cennet cehennem sonsuzdur. Adam karşıda bir delil getiremeyip de sonsuzluk olur mu ya? Git 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 bitmiyor. Nasıl bitmeyecek? İlle bir yerde bitecek. Ama sen felsefe yapıyorsun. Sen bak şimdi felsefe yapıyorsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah yakacağım buyuruyor mu? Şunu şunu yapanları yakacağım buyuruyor mu bu kadar ayette? Bu nas. Ama sen kalkıp da ben çocuğum bana ne kadar isyan ederse etsin, efendim bana dayak atsın, halıları evden çalsın satsın, ne yaparsa yapsın, ben çocuğumu gözü bakaraktan ateşe atıp yakabilir miyim? Yakamam. Niye? Çünkü ben anne baba merhameti var, çocuğum ne yaparsa yapsın yakamam. Ne demek istiyorsun? Nereye getirmeye çalışıyorsun konuyu? Allah da bizden çok acır kuluna. Tamam, ana babasından çok acır. O zaman Allah nasıl yakacak? Bunu kadının biri Resulullah Efendimiz'e bu felsefeyi yaptı. Evine çağırdı, gel dedi. Efendimiz de icabet etti. Köle çağırsa giderdi, kadın çağırsa giderdi, kim çağırsa gider. Tevazu sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Gitti. Kadın da ateşi gösteriyor, çocuğunu gösteriyor. Bu çocuk ne yapsa ben bunu atarım diyor. Falan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anladı tabii. Fakat nereye getirecek işi? Ben bunu atamıyorsam Allah kullarını yakacak diyorsun. Bu nasıl olacak deyince. Kadın dedi, bana vahyedilende böyle yazıyor. Bana felsefe yapma. Şimdi peygamber yorum katamıyor. Allah'ımızdan gelen vahiy varsa orada içtihat da olmuyor zaten. Yakacağım diyor. Ama şu var. Sen şu adamı yakacak diye özel konuşamazsın. Ancak Kur'an'da adı geçer. Firavundur, Ebu Leheb'tür, o başka. Ama öbür türlü hangi gavur hakkında özel konuşamazsın. Çünkü onun son nefesi Allah'la arasında. Bak orada gayba girme durumu söz konusu olabilir. Ama Kur'an'da Mevla bu kafir olarak geberdi dediği bir adam hakkında artık gayba girer bunu konuşmayalım diyemezsin. Ama Kur'an'da yok, hadiste yok. Normal bir adam, içkici, kumarcı veya inkarcı, bu adam öldü. Ha sen bunun hakkında bu kesin cehennemliktir, gavur gitti diyemezsin. Niye diyemezsin? Son dakikada neler gelişmiş olabilir? Belki bir hayrı iyiliğinden dolayı Allah iman nasip etti mi, tevbe nasip etti mi noktasında vakıf olmadığından orada susman gerekir. Bu ayrı bir şey. Bak orası kayıp. Sana kayıp. Allah'a kayıp yok. Ama ayette diyorsa ki bu böyledir. Artık bunu karıştırmayalım. Denemez. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal gelecek buyuruyor. Sen bu kayba girer. İleriye dönük konuları konuşmayalım. Ya adam diyor ki hoca olmuş, hacı olmuş neyse. Ya diyor peygamber nasıl haber verebilir diyor kıyamete yakın ne olacağını diyor. Niye? Gaybı bilemez ki diyor. Ya gaybı bildirdim diyor Allah Teala ayet okuyor. Bazı kere yani efendim en inanmayan adamı durduruyorum da bu hocaları durduramıyorum ya. Adam freni patlamış gidiyor. En inanmayan adam ha öyleyse tamam diyor. Fakat bu biliyorum zannedenler bu kargaşadan çıkamıyorlar. Onun için ne kadar hamd edeceğiz şimdi? Ne kadar şükredeceğiz şimdi? Şu saf inancımıza, şu temiz itikadımıza, şu şeksiz şüphesiz imanımıza. Allah her şeyi cüziyatı biliyor. Değil mi? Adam meal yazıyor, bütün Arapçaları yutmuş. Efendim tefsir hadisleri dolaşmış, 60-70 sene ilimle uğraşıyor. Sonra geldiği noktada diyor ki Allah'ın ilmi derya gibidir. Deniz hepsini kuşatmış balıkların ama içinde kaç balık olduğunu bilmediği gibi Allah da her şeyi kuşatmış ama Allah da yarattıklarının ne sayısını bilir ne ne yaptığını bilir. Bunu söylüyor. Ve bu Türkiye'deki hocaların hocası sınıfından bir insan. Yani biz tabii Allah onu da hidayet etsin. Bizi de hidayette sabit etsin. Efendim kimseye bedduacı olman manası yok. Ölmeden inşallah dönüş nasip olur ama bu kadar kitaplar, yazılar, beyanlar, konuşmalar, bu kadar insanlar saptırıldı. Hocanın işi cahile benzemez. Cahil kendi yaptığını tevbe eder, kapatabilir. Ama hoca yanlış bir fikir, fetva, fıkıh, itikat aşladıysa bunu ben döndüm. Ölümüne yakın döndün. Döndün ama bu kadar kitabı nasıl döndüreceğiz şimdi? Yazdım bu kadar fitneyi.
Bu kadar kitabı nasıl toplatacaksın? Nereden bunu düzelteceksin? Hangi beyana vakit kaldı? Ölüm aniden geldi. Ahirette çok vebali var. Yani kendi imanını kurtarır belki ama bu sefer milletin itikadını bozduğundan mesuliyete girecek. Demek madem Allah yaratıyor, tamam, o zaman mutlaka bilmelidir. Fe innel halk la buddelu min ilmil haliki bihi. Yaratma varsa, icat varsa, sanat varsa, yaratanın, sani'in, mucidin mutlaka ne yaptığını bilmiş olması lazımdır. Öyle mi değil mi? Şurada bir kürsü vardır, bunu bir yapan usta vardır. O usta da bunu ne yaptığını, ne çaktığını, ne taktığını, ne kadar malzeme kullandığını bilmeden de bunu yapamaz. O zaman yaratmakla ilim, halkla ilim birbirinden ayrılmaz. Her şeyi o yaratıyorsa, her şeyi o biliyor. Ama sen diyorsan ki başka yaratanlar da var, sen zaten şirktesin. Sen zaten şirktesin. O zaman Allah onu bilmiyor demekten daha büyük bir beladasın. Çünkü neden? Başka yaratan var diyorsun zaten. Evet. Ama وَالَّذ۪ينَ حُرِمُ السَّعَادَةَ Saadetten mahrum olanlar. Ne demek? Saadet demek ki sonu imanlı gitmesi için Allah'ın ezelde bahtiyar yazdığı kullar. O nimetten mahrum olanlar يَزْعُمُونَ işte Mu'tezile'de var bu iş. Mu'tezile mezhebinde. Sanarlar ki ennallâhu teâlâ leyse bir âlimin bil cüz'iyyât. Allah cüz'iyyatı bilmez. Allah teferruatla uğraşmaz. Allah sinek şuradan kalktı şuraya kondu. Allah'a yakışır mı diyor o sineğin hareketlerini kontrol etsin. Yani Allah'ın ilmi diyor büyük şeyler Allah. Yani gezegenler, mezegenler, kıyamet öyle büyük şeyleri bilir. Öbür türlü efendim fare ne yapmış? Efendim fare o, şunu yemiş, tavşan onu yemiş, kedi fareyi yemiş. Bunu Allah yakıştıramıyoruz Allah'a diyorlar. Bu sefer Allah'a cahil demiş oluyorlar. Yani haşa ve kelle. Ve yazunnûne zâlike. Bir de bu inancı sanıyorlar. Bi ukûlîmun nâkısati. Noksan akıllarıyla diyorlar. Kemalen. Kemal zannediyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki ya bu biz Allah'ın mükemmelliğinden bahsediyoruz. Sen Allah'ın ilmini diyorlar en ufak basit şeylere indiriyorsun. Sen Allah'a noksanlık isnat ediyorsun diyorlar. Biz Allah'a mükemmellik isnat ediyoruz diyorlar. Yani kemâlnehum yekûlûn. Burada yine onların başka görüşleri de var. Ne diyorlar? Min kemâli sehâfeti ukûlîm. Son derece kıt akıllı oldukları için. Ennehu lem yasûl min vâcibil vücûdi celle sultan. Saltanatı yüce olan, varlığı zorunlu, onu anlatmıştım. Mümkünül vücudun zıttı mukabili, vacibül vücut bir tek Allah'tır. Varlığı vaciptir ne demek? Kendindendir. Yani ne demek? Olmasa olmaz, yokluğu düşünülemeyen Allah. O Allah'tan sudur etmemiştir. Gayru şeyin vahid. Allah diyor tek bir şey yaratmış. Başka bir şey yaratmamış. Bak böyle de bir bu felsefe şimdi, bu mutezileyi de geçti, solladı. Bu felsefecilerin inancı. Efendim tek şey yaratmış. Ve huve izâ saderhânû. O tek yarattığı da ondan sudur et min gayri ihtiyari minü teala. O da isteyerek yaratmamış. Kendi kendine ondan çıkmış meydana bir şey. Tamam mı? Ve zunnûne zâlike eyzâ kemalen. Bunu da kemal mükemmellik sanıyorlar. Akli feal diye. Böyle Allah diyor her şeyi yapabilen bir akıl yaratmış. O akıl her şeyi o yapıyor. Yani bir bilgisayar gibi bir otomatiğe bağlamış yani. O diyor kendi de isteyerek yapmamış onu. Kendinden böyle gayri ihtiyari bir akıl, bir her şeyi yapabilen bir güç türemiş. Onu, o da onu isteyerek yapmamış. Ondan sonra bütün teferruatı o biliyor. Allah o teferruata karışmıyor. Böyle de bir felsefe yürütmüşler. Ma ejhelehum. Bunlar ne acayip cahildirler. Haythu yezu'mûn lel cehle kemâle. Adam, efendim, felsefe yapayım diye... Efendim oradan buradan tecrübeden, delilden, istidlalden, nazardan, fikirden, düşünmekten, mukaddimelerden, tertiplerden, suğradan, kübradan, kazıya, netice şu şöyle bu böyle derken kafayı yemişler. Adamlar sonunda nereye varmışlar? İşte bu cehalete varmışlar. Halbuki bir peygamberin beyanını dinleselerdi hiç bu kadar zahmete de lüzum olmadan hakkı bulacaklardı. İşte Aristolar, işte Eflatunlar, işte İmam Rabbani'nin başka mektubunda da ahmak Eflatun diye bahseder. Niye? İşte İsa Aleyhisselam'ın zamanında bunlar az yiyorlar, az içiyorlar, az konuşuyorlar, az görüşüyorlar, çok fikir imal ediyorlar, akıl yoruyorlar, beyin çalıştırıyorlar falan falan falan. Tertipler, mukaddimeler hazırlıyorlar, neticelere varıyorlar, kararlara varıyorlar, yaratan hakkında, yaratılan hakkında falan. Ama onların zamanında çok üstün bir ilme sahipler. Bir noktaya geliyorlar, tıpta da öyle ona keza ilerliyorlar falan.
Sonra İsa Aleyhisselam Allah gönderdiği bir döneme rastlıyor. Diyorlar ki birisi çıkmış. Efendim ne yapıyor? Ölüleri diriltiyor diyorlar. Ha diyor, bizim ilmimiz henüz ölüyü diriltmeye ulaşmadı. Peki diyorlar, o zaman bu ölüyü gördünüz mü? Gördük diyorlar, biz ölüyü diriltiyor. O zaman ondaki diyor bizim gibi değil. Yani bizim gibi çalışarak, çabalayarak bir ilimlerle, bilgilerle ulaşılacak bir şey değil. O Allah vergisi, peygamberlik denen müessese, o kabulümüzdür diyor. Kabulümüzdür. Peki yani biz ona inanam. Tabii inanın diyor. Görüyorsun gözünden. Biz son noktaya gelmişiz. O noktada da bu hünerimiz yoksa, bunda da bu varsa, bu haktır yani diyor. Bunu kabul ve itiraf ediyor. Ama buyur sen de beraber gidelim, iman edelim deyince, nahnu kavmun muhezzebun. La hacete bina ila men yehdina. Ya diyor, biz nefsimizi süzdürmüşüz, sızdırmışız, arıtmışız, arındırmışız. Yani biz öyle kuralları tatbik etmiş, bu kadar senenin emeği var yani. Biz şimdi bize yol gösterecek birine muhtaç durumda değiliz. Ama siz diyor sıradan insanlarsınız, siz gidin. İşte o ona inananlar havari oluyor, sahabe oluyor. Bu ahmak zavallı, efendim dünyanın en büyük filozofu geçiniyor ama cehenneme odun oluyor yani. Fark bu. Uğraşıp duruyorsun. Bir peygamberin beyanına baksan hiç bu kadar safsataya, felsefeye, Allah hakkında efendim yanlış inançlara, fikirlere düşmene ne gerek var? Bunlar ne cahil adam diyor, cehaleti kemal sayıyorlar. وَيُرَجِّحُوْلَ الْاِزْدِرَارَ عَلَى الْاِخْتِيَارِ Allah'ın zoraki bir şey yapmasını kendi isteğiyle yapmasına tercih ediyorlar. Yani o aklı faal dedikleri her şeyi yapan bir aklı yaratmış ya, onu da kendi isteğiyle yaratmamış. O da kemalat oluyormuş. Çünkü neden, hani bu kadar şerler de çıkıyor ya meydana. Bu kadar şerler de çıktığı için Allah onu isteyerek yapmazmış ya. O da gayri ihtiyarı olmuş. Ondan sonra mekanizma kurulunca artık onu da önleyememiş. Bu neye bağlı? Allah'a ne kadar noksanlık bu ya. Halbuki şer görünenlerin altında hep hayır var mı? Var. Kankren olan bir kolu kesmek, şer gibi görünen, acı veren bir durumda bedeni kurtarmak var mı? Adam anlamıyorum. Yani Allah'ın yaptığı bir iş var, o işi de isteyerek yapmamış yani. O isteyerek yapmaması da onun kemalatındanmış yani. Çünkü neden? İsteyerek yapsa sonra da bir zarar çıksa, o da yakışmazmış ona yani. Saçmalıklara bak ya. Efendim. Ve minel cehelledi fihim, onlarda bulunan cehalet nedeniyle yez'umune sairel eşya, bütün varlıkları sanıyorlar müsteniden, dayanıyor ila gayriten, Allah'tan başkasına müstenid. Bu kadar varlık var, evet. Bunlar Allah mı yarattı? Yok diyor. Allah bir şey yarattı. O da istemeyerek. Peki bu varlıklar kim? O işte akıl, bir beyin, bir mekanizma, bir otomatik alemde bir düzen var diyor. O düzen işliyor. Ve enhitûne min inde enfusihim aklen fe'alen. Kendi kafalarından bir yontma yapıyorlar. Nasıl ki bu put yontuyorlar, yapıyorlar keresteden, tahtadan, efendim o sonra ona tapıyorlar. Bizi bu yarattı. İşte biz buna secde ediyoruz, bundan istiyoruz diyorlar ya puta tapanlar. Siz de diyorsunuz böyle manyaklar var mı diye düşünüyorsunuz şimdi benim okuduğum şeyden. Bunu deme, bunu böyle düşünmenin bir gereği yok ki. Adam fareye tapanı görüyorsunuz, ineğe tapanı görüyorsunuz. Adam kendi yonttuğunu, yaptığını, efendim sonra taptığını görüyorsunuz. Dünyada şu anda da mevcuttu dünya. 20. asırı, 21. asıra geçmiş köye. Ne kadar ilerlemiş. Hala efendim görmüyor musunuz? Bu hiçbir gücü olmayan şeylere güç isnat edenleri, onlara tapanları seyrediyorsunuz. Ya bunlar da işte bu kafa. Kendi kafalarından yontup yapıyorlar. Yani eliyle yontup yaptığı gibi kafadan da yontup çıkarıyor bir şey. Ne çıkarıyor? Aklen faal. İşte bir akıl var, anlayış gücü. Bu faal. Ne demek faal? Türkçe'de faal diyorsunuz ya, Arapça'da faal. Her şeyi yapan bir anlayış var. Allah'tan öyle bir anlayış çıkmış, o anlayış her şeyi düzenliyormuş. وَيَنْسِبُونَ الْاَشْيَا اِلَيْهِ Bütün varlıkları ona nispet ediyorlar. وَيَزْعُمُونَ خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ مُعَطَّلًا Yahu gökleri de yerleri yaradan, her şeyi yaradan benim Allah buyuruyor. O var diyorlar. Biz onu kabul ediyoruz. Bu akıl, bu yönetim de ondan çıktı diyor. Ama diyor o muattal. O bir iş yapmıyor diyor. O istirahat demiş. Onun hiçbir vazifesi yok. Hiçbir yaratma şeyi yok onun. Ama bu akıl ondan çıktı diyor yani. Böyle de bir وَعِنْدَ الْفَقِيرِ لَمْ يُوْجَدْ فِي الْعَالَمْ اَحَدُونَ اَشَدُّ سَفَاهَةً مِنْ هَذِي الطَّائِفَ Bana göre diyor İmam Rabbani Hazretleri, bu dünyayı geçseniz dolaşsanız Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bu kafada olanlardan daha sefih, daha beyinsiz, kuş beyinli bir kişi bulamazsınız. Sübhanallah, Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederiz. وَقَدْ زَعْمَ جَمَاعَةٌ هَا وَلَا سُفَهَاءَ اَرْبَابَ الْعُقُولِ
Bazı ahmak, beyinsiz sefihler de diyor, bu adamları mantıklı ve makul erbabı gördüler. Onlar da dediler ki, ya ne ara çözüm buldunuz ya. Şimdi hem Allah'a bir kötülük yanaştırılmıyor, bir yandan Allah boş bırakılıyor, muattal, işsiz, güçsüz durumda kalıyor. Bir yandan yine Allah'tan başka yaratan, bir ondan çıktığı için hepsi yine ona sonunda dönüyor ama efendim böyle. O bazı beyinsizler de bunları mantıklı buluyorlar. وَاَنْسِبُونَ اَقْوَالَهُ لِلْحِكْمَةِ Bunların görüşlerini hikmete nispet ediyor. Hikmet felsefe demek. Yani diyorlar ki bunların, bu felsefi bir tabirdir. Sen anlamıyorsun diyor ki, sen ne anlarsın, sen seviyen düşük diyor. Ben burada biz ne kadar inceleme neticesinde bu çıktı. Yani bu kolay bir şey değil ki, bu adam buna ömürlerini verdi, bu filozoflar da bu karara vardı. Sen ne anlayacaksın, felsefe mi okudun diyor. İyi ki de okumadım elhamdülillah diyorum tabii. وَلَعَلُّمْ يَظُنُّونَ اَحْكَامُهُمُ الْكَادِبَةَ Bunlar yalan, yanlış kararlarını mutabık edilir nefsil emr. Bir de diyorlar ki haddi zatına bu iş uygundur. Allah'tan böyle bir akıl zuhur etmiş. O akıl her şeyi yapıyor. Şimdi tabii felsefeyle uğraşan birçok Müslüman profesör, doçentler var. Biz bunlar bu kafadadır diyor muyuz? Demiyoruz. Yani şimdi şu anda felsefeyle uğraşanlar hep bu kafadadır, Allah'a ortak koşuyor falan dedik mi şimdi? Haşa, İmam-ı Rabbani o zamandaki felsefenin müntesiplerinin böyle görüşleri olduğunu beyan ediyor. Bu ne demektir? Efendim, hangi felsefede, hangi hikmet denilen nanede böyle fikirler varsa bu şirktir. Anladınız mı? Bunu sana ilim diye deyiptursa, hikmet diye deyiptursa bu gavurluktur yani. Böyle bir şey olmaz. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyi bilen Allah'tır. Yaratan bilmek durumundadır. Her zerreyi tek tek yaratmaktadır. Karıncayı yaratmasıyla fili yaratması arasında bir fark yoktur. Gökleri yaratmasıyla bir balığı yaratması, efendim bir sivrisineğin kanadını yaratması arasında fark yoktur. Ne bakımdan? O ona daha zor gelmez, bu ona daha kolay gelmez. Onun hakkında kolaylık, zorluk diye bir mefhum yoktur. İlminde bir tefavut, farklılık yoktur. Ortada olanı daha iyi bilir, derinde olanı daha az bilir diye bir farklılık yoktur. Hiçbir sebep ona sökmez, onun ilminde, halkında, icadında bir farklılık getirmez. Biz bunu anlatıyoruz. Bunun dışındaki itikatlar Allah hakkında adı ne olursa olsun dalalettir, sefahettir, cehalettir, rezalettir. Allah bizi muhafaza buyursun. Evet, sonunda İmam-ı Rabbani Hazretleri, yani bu mektup bitmedi. Bir konu geçirdik şimdi ama onu da bağlarken Rabbena, ey Rabbimiz, لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا Sen bizim kalplerimizi kaydırma. بَعَدَيْنَ دَيْتَنَا Sen bizi doğru yola, doğru inanca, ehli sünnete eriştirdikten sonra sen bizi kaydırma. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Bize tarafından rahmet hibe eyle, acımanı, lütfunu bağışla, bahşeyle. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ Karşılıksız, bolca hibe eden ancak sensin. Herkes verir, karşılık bekler. En azından bir teşekkür bekler, en azından kendini tatmin eder, birine iyilik yaptım zanneder. Ama sen hiç böyle bir şeylerden münezzeh olarak sırf kullarının iyiliğine hibelerde bulunansın diye dua ediyor. Allah onun bu duasına bizi ilhak eylesin, idhal eylesin. Ve kaymaktan, kalp yamulmasından, inanç bozulmasından Rabbim cümlemizi mahfuz emin eylesin. Allah'ım bu saatleri, bu vakitleri, bu geceleri, bu nefesleri, bu mesaileri seni anlamaya, seni anlatmaya harcattığın gibi, muvaffak kıldığın gibi Allah'ım senden niyazımız odur ki bizden kıyamete kadar gelecek nesilleri bu dairede mahfuz eyle. Allah'ım bu babaların, bu dedelerin salahı, şu saatleri senin itikadınla ilgili vakitlere, derslere harcamaları ki güzel bir ameldir bu, çok önemli bir ameldir, senden bahsetmektir, senin zikrinin tam zikrindir bu ders. Bu derslere vakit harcayan bu kardeşlerimizin, efendim bunlar dedeler, babalar, bunlardan gelecek nesiller, hepimizin gelecek nesillerimiz hakkında bizim bu derslerde hazır olmamızın bereketini nesillerimize ulaştır ya Rabbi. Ta ki onlar da bu inanç üzere doğru dürüst inansınlar, sana hakkıyla inansınlar, onlar da ehli sünnetten çıkmaktan korunsunlar, ta ki bizden bir parça cehenneme nasip olmasın ya Rabbel Alemin. Yani bizim karımız da bu olsun. Hem kendi inancımız düzgün olsun, hem bizden sonra geleceklere de Allah'ım bu bereketi sirayet ettirsin inşallah. Çünkü siz emek veriyorsunuz. Bak şimdi bir vakit veriyorsunuz. Allah yedi ceddinden dolayı torununa yardım ediyorum buyuruyor.
Mutlaka sizin nesillerinizde bu inanç, ehli sünnet inancı sağlam kalacaksa, bugün şu emeklerinizin, şu saatlerde burada bulunmalarınızın, herkesin nelerden konuştuğu zaman da Allah'ı hakkındaki ilmi dinlemenizin bereketini göreceksiniz. Ha yani ölseniz de göreceksiniz. Bu ruhani bir alemdir. Torununuzda da efendim ilerisine de sirat edecektir. İnşallah devam edelim, sebat edelim ve mektubumuzda daha nice ilimlerden istifade edelim inşallahü rahman. Evet, şimdi bugün efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin gelini Nur Hayat annemiz vefat etti. Fatih Camii'nde cenazede bulunduk. Efendi Hazretlerimiz de teşrif etti. 70 bin kelime-i tevhidler okundu. Efendim bizler de inşallah dualar yapalım. Kendisine hediyeler gönderelim. Efendi Hazretleri bana da özel tembih etti. Efendi babanın gelinini unutma. Böyle de buyurdu bana. Çok sevdiği bir Şükrüfe annemiz vardı. Halid abinin hanımıydı. O önce vefat etti. Şimdi son gelini de bu Nur Hayat annemiz vefat etti. Ali Haydar Efendi Hazretlerinin. Kaddesallahu sirruhu. Tabii kıymetli aile, mübarek aile, büyük Şeyh Efendi'den istifade etmiş, bereketlerine ermiş insanlar. Allah rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. Eşi Bahattin Gürbüzler abimiz sağdır. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ali Haydar Efendi babamızın son efendim mahdumları, oğlu 85 yaşından yukarı, efendim hafızası yerinde. Allah kuvvetini artırsın. Onu bize bağışlasın, çok istifade ettirsin. Hafıza o yerinde olduğu için çok anlattığın efendi babadan neler neler neler. Bugün işte gittim baş sağlığından yanında biraz birkaç saat durdum ettim. Yani bir 10 dakikada neler anlatır bir kitap kadar. Çünkü Ali Haydar Efendi'nin 5 yaşından beri hafızlık yaptırmış, ona uğraşmış, onunla ilgilenmiş onunla. Çok şeylerine şahit olmuş, vakıf olmuş. Nelerine efendim, ne çileler çekmişler. Tabii 5 sene meyve yemedim evladım dermiş hiç. Efendim şöyle imkan bulamadım, böyle imkan bulamadım. Gece sabahlara kadar uyumaz diyor. Ne zaman kalksam 2'de 2.30'da kaldırmış onu hafızlık yapma. Hep böyle oturuyor. Annem Hanife annemiz, Allah rahmet eylesin, o da çok büyük kadındı. O da arkasında kamburu çıkmış sabahlara kadar. Öyle bir gün değil kardeş, 2 gün değil efendim. 110 senelik ömür. 110 sene. Senin benim gibi 3 gün sonra 5 gün. Aman bıktım ya. Bitmedi bu namaz ya. Anca namaz, sohbet muhabbet canımız çıkıyor. Moralimiz de bozuldu. Değil öyle. Bunlar Allah'a vakf olmuşlar yani. Böyle hizmet etmişler. Onların parçaları bu zatlar. Allah ona hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet ikram etsin. Nur Hayat annemize de garık garık rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin diye dualar edeceğim. İnşallahü Rahman. Bu arada Arifan dergisinde bu gece şimdi ne gecesi? Salıyı çarşambaya bağlayan gece. Ne okumamız lazım? Bak geçen hafta ben okuttum. Ne belalar geldi başıma. He efendim. Burada hemen bakın derginin sonunda. 100 besmele, 100 ya halik, 100 sübhun kudüs, 100 la havle-i şerif. Bunları okusanız bir hafta korunursunuz inşallah. Ondan sonra şimdi ayın kaçı? 12 mi? Bak 15 Ocak. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Bütün dinleyenlerimiz. Biz sizi Allah rızası için seviyoruz. İyiliğinizi istiyoruz. Bu cuma'yı cumartesiye bağlayan. Bu önümüzdeki değil mi? Cuma cumartesiye bağlayan gece ne oluyor? Safer ayı giriyor. İlk gece namazı var. Bak o ilk gece namazının tesbihi var. Bunu mutlaka amel edin. Ondan sonra cumartesi saferin biri oluyor. O duası var, okunacak dua. Uzun bir dua. Derginin sonunda. Bu duayı her gün okursanız Allah'ın izniyle bir sene bela görmezsiniz. Safer ayı böyle biraz sıkıntılar olma ihtimali kuvvetli bir aydır. Allah zamanlara göre kiminde efendim nimet verir, kiminde bela gönderir. Ama dua edenler, zikredenler, şu virtleri, vazifeleri yapanlar kalelere girerler. Allah'ın dua zırhıyla efendim kalkanlanırlar. Onlara bela ulaşmayacak inşallah. Safer ayının her gün okunacak. Bunlar çok önemli bak. Önümüzdeki cuma akşamı. Ben duyuruyorum size. Ben sizi seviyorum Allah için. Bunları buluyorum, yazıyorum. Canım çıkıyor. Bunlar kolay değil. Önüne kopyala yapıştır değil bunlar. Arapça kitaplardan buluyorum bunları. Bu zikimde bu gece, her salı geceyi çarşambaya bağlayan. Yapın. Mesela orada dua vardı bu salı günü yapılacak. Yaptınız mı? Bak ben bu sabah yaptım elhamdülillah yani. Ne yapayım? Ben çok korkuyorum başıma bir bela gelecek diye. Siz herhalde garanti almışsınız böyle. Rahat rahat hareketler yapıyorsunuz. Evet. Bu duaları yapın, amel edin. Ondan sonra Esma-i Hüsna'dan çok istifade edin. Yani şu Allah ismi şerifinin faziletlerine dair şu yazılan şeyi bir yerde bulamazsınız ya. Toplu bir yerde bulamazsınız.
Ne ilimler var? 16 madde, Allah ismini, lafzayı celal, bunun önemi, fazileti, okunması, o 40 isim, Esma-i İdrisiye, yani ismi azam tesirinde, en çabuk tesir eden 41 tane ismi şerif, İdris Aleyhisselam'a öğretildi. Bunlara ulema ne kadar değer verdiler, amel ettiler. İnşallah istifade edin. Dünyanız içinde, ahiretiniz içinde, hastalığınız için, fakirliğiniz için, hakirliğiniz için ne derdiniz varsa وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'a aittir. Ona, onlarla dua edin. Yani elini açıyorsun, ediyorsun, tamam ya Rabbi şunu ver, bunu ver, mübarek. Anca sipariş veriyorsun ya. Biraz da zikret önce, zikret. Biraz öncesinde Sübhaneke la ilahe illa ente ya Rabbe kulli şeyin ve varisehu ve razikehu ve rahibehu Sübhaneke. Biraz Allah de, ya Allah, yahu de, la ilahe illallah de, la şerike de. Burada bu kadar meseleler var. Şu saat, şu gün, şu kadar sayı. Bunların bir usulü var, adabı var. Sen ancak direkt açıyorsun elini. Ya Rabbi dişim ağrıyor, ya Rabbi başım ağrıyor, mübarek. Evvela diyor benim güzel isimlerim var, bana onlarla dua edin. Yani anahtar kapıdan gir, bacadan girme. Adam bile hemen dua etti. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Acilde eyyül musalli. Namazı bitirir bitirmez bir şeyler istemeye başladın. Acele ettin dedi. Ya Resulullah ne yapacaktım? Ya dedi bak, evvela bir hamd et. Sonra bir bana bir salavat oku. En azından ondan sonra iste dedi. Yani bu vaziyette mühürsüz, damgasız, imzasız dilekçe geçmez dedi bu. Onun için kardeşler, yalap çalap işler yapıyoruz. Namazları bitiriyoruz, hemen bir şeyler, dualar, elimizi sürüyoruz falan böyle. Ne dediğimizi duymuyoruz zaten. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Çok sıkışırsak, dara düşersek başlıyoruz duaya ama o zaman da yol bilmiyoruz. Güzergahı bilmiyoruz. Şu derginin sonundaki şu lafzayı celal, dünya ahiret sizi kurtaracak ilimler yazıyor orada. Uyumadan evvel 1000 kere şunu dersen. Efendim, uyandığında şunu dersen. Şu gün şunu dersen. Cuma'dan sonra 100 kere şunu okursan. Vallahi dünya ahiret dertleriniz var, benim sizden beter. Ama çaremiz Allah'ın isimleriyle, Allah'ın zikrindedir. Dünyayı da ahireti de ne istiyorsanız, sağlık, sıhhat ne istiyorsanız, ev huzuru, çoluk çocuk ne istiyorsanız, dünyada cennet hayatı istiyorsanız, Allah'ın isimlerine ve zikrine sarılın. Zikirsiz hiçbir efendim bir şey kazanamazsınız. Öyle. Sadece kuru kuru bir abdest, namaz, peşinden bir dua, onunla da maksadınıza eremezsiniz. Biraz Allah'ımızın zikrine vakit ayırmamız gerekiyor. Virtler, zikirler çekerek Allah'ımızdan da gelen varitlere inşallah mazhar olmamız icap ediyor. Bu Arifan dergisi bu itibarla size hayat kaynağı, iksir, iksir, o sondaki zikirler, iksir, bir yerde bulamazsınız. Allah amele muvaffak eylesin. Aile sayısından da istifade edenlerden etsin. Güzel, onda da ilimler var. Bir yerde bulunmayacak şeyler işte. Bir kitap kadar ilim var. Bir ayda insan onu hazmedebilir. Rabbim tebareke ve teala tesir yaratsın. Bol vakit versin, boş vakit versin, bereketli vakitler versin. Yetiştiremiyoruz. Allah'ım ömrümüzü bütün zikre harcamayı nasip etsin. Zaruri ihtiyaçlarımız dışında. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin beyan ettiği bu Ehl-i Sünnet itikadından kıl kadar bizi ayırma ya Rabbi. Akıllarımız, kalplerimiz, bütün her şeyimiz, varlığımız, bütün sıfatlarımız, vasıflarımız sana emanet. Sen bizi bu dairede hıfz eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerem ile bizim geçmişimizi, geleceğimizi, her şeyimizi biliyorsun. Senden başka imadımız yok, desteğimiz yok, güvendiğimiz yok, dayandığımız yok. Ancak senden ümidimiz var ya Rabbi. Bizi ancak sen muhafaza edebilirsin. Sen koru hıfzayla ya Rabbel Alem. En büyük nimetimiz, varlığımız ehli sünnet inancımız olarak biliyoruz, kabul ediyoruz. Allah'ım sen bizi bu varlığımızdan mahrum etme ya Rab. Ölürken de, mahşerde de, Habibinle sallallahu aleyhi ve sellem haşrolduğumuzda da ya Rabbi bu itikad üzere, bu itikadın ehliyle beraber bizi haşreyle ya Rabbi. Yamulanlardan olmaktan muhafaza eyle, istikametten ayrılanlardan muhafaza eyle. Onları da hidayet eyle, ıslah eyle ya Rabbel alemin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlerini nur eyle.
Özellikle bugün rahmetine tevdi ettiğimiz Nur Hayat annemizin kabrini nur eyle. Derecesini âli eyle. Ve ya Rabbel âlemin ve ya hayrun nâsin. Okunmuş olan 70 bin kelime-i tevhid hatmini ve sair hatmi şerifleri ki bu akşam okunmuştur mutlaka hafız efendiler evde okuyorlardır. Okun bu saatte bitmiştir. Bütün hatmi şerifleri, tevhid hatimlerini, yapılan bütün duaları, zikirleri fazl-ı kereminle kabul eyleyip kabrine isal eyle ya Rabbi. Salih amellerin kabrinde kendisine enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Kabir azabından ve sair sıkıntılarından emin eyle ya Rabbi. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin yanına gömüldü zaten. Himmet dairesine, şefaat dairesine. Onu da bizi de bizden evvel geçmişlerimizde o büyük zatın himmetleri dairesine kabul eyle ya Rabbi. Amin diyen dilleri nâr-ı cehennemden azad eyle. Geride bıraktığı Bahattin abimiz, kıymetli Hafız abimize de hayırlı uzun ömürler. Keder Dide ailesine, kızlarına, çocuklarına sabırlar. Ya Rabbel Alemin salih amellerle hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Cümlemize de bu yolda harcamak üzere vereceğim bütün sıhhat, imkan, ömür, nefesleri rızan üzere harcamayı nasip eyle. Seni gazaba getirecek en ufak bir şeyden bizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ve seni kızdırmak bir nasip olacak gibi bir mukadder bir durum var ise de duada buna fayda eder. Biz de dua ediyoruz seni gazaplandırmadan, seni gazaba getirecek inanca amele bulaşmadan ruhlarımızı kabz eyle ya Rabbi. Bizi de nesillerimizde Allah'ım seni kızdırmadan, seni gazaba getirmeden, bir yanlış inancı amele sapmadan iman selametiyle ruhlarımızı al ya Rabbi. Yaşamak hayırlı olduğu sürece yaşat bizi ya Rabbi. Ölüm bize hayırlı olunca da al bizi ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, ilâ şerefi nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ahir. Kâfeten ilâ ruhu ruhuna ve amtarket. Efendi babamız khâsaten ilâ ruhu. Nur Hayat annemiz khâsaten el-Fatiha.